Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer büyükler, sevgili küçükler ve kıymetli misafirler. Efendim bir burada olan burada kalır programında da sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Her zaman olduğu gibi İstanbul merkez stüdyolarımızda The Sakal of the World bütün kılıyla ve haşmetiyle karşımızda duruyor. Bahçemizde yaz geldi, çiçekler patladı, güneş çıktı. Inamatu Tokyo'des çiçekli bikinisiyle yanında Jesse'yle akşamüstü güneşlenirken geldik klasik macun bölümüne. Macuna geçmeden kendimi de tanıtayım efendim. Programın daimi sunucusu naçizane ben Zafer Algöz. Ve geldik işte klasik macun bölümüne işte efendim karşınızda kıymetli ortağım, şair, yazar, oyuncu, şirket CFO'su, fakir, fukara, garip, kuraba dostu, Erferek Kestanesi İstanbul Bölge Müdürü, Dünya Sağlık Örgütü İstanbul Beylikdüzü Genel Sekreteri, degüstatör, motor ustası, Türkiye Kareli Gömlek Giyenler Konfederasyonu Genel Başkanı, Z kuşağının pamuk dedesi sevgili Can Yılmaz. Merhaba genç adam. Merhaba Zafer abi, nasılsın? Hamdolsun hocam, gayet iyiyim. Macunda umut ediyorum ki bazı şeyleri atlamadım. Ne diyorsun sakal? Onu montajda koyarsın sen. Eskilerden. Araya balonlar yazsın. Efendim klasik her zaman olduğu gibi macun bölümümüzü yaptık. Ustamız sevgili Nur Subaşı'yı bir kez daha rahmet ve sevgiyle andık. Gözlük sahne çalıyormuş demesinler diye. Gözlüğü nereye koymamı tavsiye sen edersin? Sen bana böyle. Evet. Evet. Evet sevgili hocam. Oraya koydunuz. Evet görüş verir nasılsınız sevgili. Sağ ol abi. Sen nasılsın? Hamdü senalar olsun gayet. İyi gördüm abi seni. Geçen programdan sonra yine yediğimiz yine? Fırçanın adli hesabı niye? Yok. Ne oldu yine? Binlerce faks yağdı. Yok Tibet yaylalarında yulafın içine bilmem ne karıştırırlarmış da. Öyle olmazmış da böyle olurmuş da. Yani ben bazı şeyleri bir de eksik de anlattım biliyor musun? Evet. Mesela Dalai Lama hocam şu sol avucunu böyle öptü. Benim alnımın üstüne koydu ve dedi ki bu çocuğa dikkat edin. Bak bunu bile anlatmadım biliyor musun? Evet anlatmadın abi. Kime diyor abi bunu çocuğa dikkat edin? Ne? Oradaki işte. Ha, kafileye diyor. Kafileye. Bizle beraber gelenler evet kendi müritlerine söyledi. Niye acaba böyle bir şey söyledi? Bu çocuğa dikkat edin. Ha. Çünkü gözümdeki pırıltıyı gördüm. Abi senden sonra ben de küçük bir araştırma yaptım. Tabii. Dalai Lama'nın yaklaşık 50 yıldır Tibet'e gitmediği otel. Hindistan'da. Hindistan'da yaşıyor. Peki sana göründü mü acaba? Hocam Hindistan'da Tibet sınırı arasında bir bölgede orada buluştunuz. Yaklaşık 88 bin kişiyle beraber yaşıyordu. Peki abi Hindistan'da yaşayan adam Tibet'te senin kampına nasıl geldi? Şimdi aynı konuyu tekrar açmayalım bizim çünkü çok uzayacak o iş. Hocam Dalai Lama gibi yüce gönüllü bir adamı biz kampa ayağımıza davet eder miyiz? Biz gittik onlara. Hayır geçen hafta öyle demiyordun. Hayır. Bize geldi dedi var Zafer'im. Var kayıtlarına bakılsın. Zafer'im abi neyse. Bize geldi Zafer'im merhaba demedi öyle bir şey. İngilizce konuştuk dedin. İngilizce bana kitap verdi dedin. Dertleştik evet yeşil kitabı burada gösterdim. Tamam abi peki. Ben boş konuşmam arkadaşlar. Abi bak sana bir babalık yap. Gittin abi tamam. Çok teşekkür ediyorum sağ olasın. Bu arada bu arada ondan önceki programda biliyorsun bana bir tane bilmem ne el yazması... Evet, Sümer yazısı. Sümer yazısı gösterdim. Ben de sana bu Sümer yazısının Sümer yazısı olmadığını, bundan kıllandığımı söyledim. Hmm. O ünlü bir bisküvi markasını çıkardı. Kurabiyeymiş hocam, fındıklı. Fındıklı kurabiyeyi işte. Bize çivi yazısı, baba bunu okur musun diye bizi burada gaza i̇şte getirdi. Ben seni test ettim. Ama sen yemedim. Onu hemen gör görmez bu kurabiye demen gerekiyordu ama sen bayağı... Balalay ka falan filan. Neden? Çünkü yakın gözlüğüm yoktu. Yakın gözlüğüm olmadığı için okuyamadım. Peki abi teşekkür ederiz. Evet, geçen haftalarda bir böyle hafızamızı tazelemiş olduk. Tabii İlhan Musk'a artık hiçbir şey söylemek istemiyorum. Abi İlhan'a hiçbir şey söylemek istemiyorum. Araba kaza yaptı. Plastik araba. O araba biliyorsun abi otonom sistemde gitmiyordu. Şey yapıldı. Evet hep öyledir zaten. Çünkü kabahati gelin etmişin kimse sahip çıkmamış hesabı. Milletin başına bu Bitcoin'u falan filan saldı. Değil mi hocam? Geçen gün Dogecoin miydi ne de bir şey şimdi söylemeyelim. Hani söylemiş olduk ama evet. Onun yanına böyle füze koymuş. Millet Elon Musk böyle bir şey yaptığına göre bu işte para var deyip o coin'e daldı falan. Uçuracağım hepinizi dedi.
Uçurmuşlar. Evet, uçurdu. Bu günlerde yeni bir haber aldık biliyorsun abi. Tabii. Ne oldu? Zamanında ben birisi, sana burada... Bak. Birisi güzel yani. Böyle sağlam bir 2 milyar dolarla kaçtı deniliyor. Şu anda deniliyor yani. Bilmiyorum. Deniliyor. Evet. Tam bilmiyoruz kaçtı mı kaçmadı mı ama kaçabilme ihtimali varmış demek ki. Ben sana zamanında... O her zaman hocam, geçerli abi o. Hocam burada bak var kayıtlarına baktırırım sakalla. Geçmişte hatırlıyor musun sakal? Bir programda bana sen dedin ki sen hala annelerimiz, babalarımız gibi... Allah bilir senin bankada hesap defterin de vardır evet. demiştin. Evet. Ben de sana evet. dedim ki evet hocam. Var. Ben eski kuşak olduğum için ben yazılı belge isterim abi. Hepsi burada efendim. Buyurun bir tuşta tamam da bir tuşta hepsi buradanın tamamında silme var abi fonksiyonu var bunun. Tamam abi şu, o adam da sana evet. kağıt veriyor sorun değil yani sen evet. yazıcıdan yazdık çık 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 şu kadar param var diyor. O önemli değil ki. Ne oldu? Belge vermek önemli değil. Ne final oldu? Önemli. Çekmeye gittiğinde alabiliyor musun? O önemli. Alabiliyor yoksa musun? Kapı duvar mı? Şu anda alabiliyor musun? O arkadaşlar için biraz böyle dertli geçiyor. Neden? Çünkü eskiden olsaydı 2 milyar doları kaçırabilmen için 2 tane tır tutman lazımdı. Evet. Şimdi gerek yok. Bu kadarcık mühane. Çıp. O arkadaş gitmedim diyor abi ben geleceğim diyor. Yani ben umut ediyorum inşallah genelde gelir. Genelde iş görüşmesine gidilmiş oluyor. Öyle şeylerde böyle bir biz ben iş görüşmesine gittim. Evet. İşlerimi halledip döneceğim diyor. Şu ana kadar bir öyle bir dönen olmadı. Evet. İnşallah şimdi, bu arkadaş döner. Bu 900 bin kaç bin kişiymiş? 600 bin mi? 400 bin mi? 400 bin kişi var. 400 bin kişiymiş. 392.785 kişi de bir şekilde dahil içinde yani. Tamamen yani dükkanın içinde. Para yatırmış bu işe tasarrufunu koymuş. Çok taze bir şey okudum. O hep oluyor biliyorsun bu Tosuncuk hikayesinde de olmuştu. Paranızı kurtarabiliriz deyip ikinci defa tokatlanıyorlar. Evet işte ona double zartlatma derler hocam ekonomide. Yani mesela parayı kaptırmışsın. Evet. Seni boğazlamışlar sakat. Olmuşsun 70'lik 80'lik. Seni can havliyle sen sağa sola saldırıyorsun. Sağa sola saldırıyorsun. Nerede Levan paramı nasıl kurtarırım evet. diye. Biz Can Hoca ile geliyoruz. Diyoruz ki sakalım bizim hukuk büromuz var. Biz bu işlerde panter gibiyiz. Kaç para kaptırdın kardeşim? 80 mi? Sen bir 50 daha ver. Sana o 80'i biz geri alırız haydi haydi merak etme falan. Sen de sonra bir de... Ya da 80'i alırız ama onu benim. Ha onu benim gibi mesela. Tabii, öyle bir yöntemde geliyorsun. Yapılır ama sonra bir bakarsın ki sırra kadem. Bu neden derler. Oluyor abi? Bu eskilerin deyimiyle tamahkarlıktan olur hocam. Öyle mi? Tabii. Yani mesela... Diyelim ki Alman Bankası, Almanya'da çok yaparlardı onu. Evet. Alman Bankası sıfır faiz veriyor. Zero. Evet. Yani sadece bankada paranı tuttuğu için bir de bir kesinti de yapıyor senin parana bakıyoruz diye. Tabii. Bırak faiz vermeyi. Tabii. O zaman eskiden işte gelip böyle %40 faiz, %50 faiz, %30 faiz diye mark toplarlardı. Evet. Bu da tamahkarlık oluyor. Şöyle düşünülmesi gerekiyor. Düz mantık. Ya koskoca Deutsche Bank hiç faiz veremiyorken Hasan abi nasıl gelip bize %30 faiz? Yani ne iş yapacak? İşte o diyor ki bu benden akıllı. Ne iş yapacak da sana %40 faiz verecek abi? O da şöyle düşünüyor. Diyor ki ya şimdi bu adamlar akıllı. Evet. Bu toplanan mevduatta akıllı olduğu belli kesin. Ki, belli ki bir yatırım yapacak diyor. Ne işte? Ha işte o yapacağı yatırıma benim aklım ermez. He. Ben şuna bakarım arkadaş. Benim 50 bin dolarım mı var? Evet. Sen bana 12 ay sonra 50 bin dolarıma kaç para veriyorsun? 75 bin 75. dolar. Allah bereket versin. Bana ne abi sen ne yapıyorsan yap dendiği için. İşte o bana ne işte abi o. Kısmı tamahkarlık oluyor. Ha işte orada. Orada bir şey yapılması lazım. Yani bir hesap kitap yapılması lazım. Ulan. Koskoca banka %0 verdiğine göre %2 verse bir şey demeyeceğim ama %30, %40 bu da öyle mesela. Evet. Bunlar da öyle. Şimdi evet. mesela diyelim ki atıyorum Bitcoin 65 bin lira değil mi? Evet. Bizde 54 bin lira. Ya kardeşim niye piyasada 65 bin lira olan şey sende 54 bin lira olduğu zaman biraz bunu düşüneceksin. Tabii. Biraz yani çok az böyle küçük bir 30 i̇şte, saniye falan düşünsen yeter. Ya da yapılanlardan ders alacaksın. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela seni tokatlamışlar sen bir de başkasını da sebep olup çağırıyorsun. Diyorsun tabii. Ya abi böyle bir imkan var ya. Anladın mı? Babası oğluna yapmaz bu kıyağı. Yani... Aslında cümle çok yani şu cümleyi kırarken façalanıyor. Babası oğluna yapmaz bu kıyağı. Deniyor. Denilen bir şeyde. Evet. Osman diye biri sana niye böyle bir kıyak yapıyor? İşte, ve seninle beraber 400 bin kişiye. Yapıyor insanlar onu mesela işte o tamahkarlıktan kaynaklanan bir şey hocam. Açgözlülükten. Yani parayı bir an önce biraz daha katlayayım. Biraz daha artırayım. Harcamadan emek bir şey vermeden. Ama. Eskiden beri var hocam. Yeni bir şey bizim değil. Tarihimizde hep var. Yani bu hikaye
atıyorum, atmıyorum, gerçeği söylüyorum. Sülün Osman'ın mesela hani meşhur, bizim bile bilmediğimiz kuşağın. Evet. Galata Köprüsü'nü bildiği, satardı. He, Galata Köprüsü'nü böyle İstanbul'a geliyor da böyle aval aval bakan adama kardeş gel sana burayı satayım. Köprüyü satıyor, Galata Kulesi'ni satıyor. Evet, evet. En son Boğaz Köprüsü'nü galiba satmıştı. Galiba Boğaz Köprüsü'nü birine satmıştı. Hani bu tip konularda başarılı. İşte ne bileyim Parsadan vardı mesela. Parsadan vardı evet. Ondan sonra Rocky vardı geçenlerde rahmetli oldu. Rocky evet. Ama Kunduzi derdi. Evet. Rocky'nin şöyle bir şeyi vardı ama Rocky hiçbir zaman bir ben anılarında der ki yani ben hiçbir zaman bir garibanı dolandırmadım. Tabii. Kunduzi'yi dolandı. Kunduzi dedi. Devleti bir şekilde dolandırmış adamı. Kunduzi derdi. Tabii o da şikayet edemiyor. O zamanlar dolar, mark falan almak malmak zordu işte. Yazı yazıyordun İçişleri Bakanlığı'na bilmem ne. Merkez Bankası'ndan izin çıkıyordu. Öyle 100 dolar alıyordun falan. Evet. Çok komik paralara dolar getirdim. Sen dolar satacağım sana falan filan. Amerika'dan geldim diye tokatlardı. Tokatlar. Şikayet de edemiyorsun. Şimdi gidip polise şikayet edemiyorsun. Ben 1000 dolar almak istedim, beni tokatladı desem baba gel bakayım sen 1000 dolar niye almak istiyorsun diye resmi başım olarak belaya girecek. Benden almadın diyor. O tabii. Aslında güzel bir yöntem. O Kunduzi işi iyiydi. Çok iyiydi. Rahmetliyi ben en son şeyde tanıdım. Cihangir'de. Evet, su istasyonu vardı. Su istasyonu vardı. Ondan müşterisiydim. Alışveriş falan da yapardık. Çok şık bir tipti. Böyle beyaz şapkasıyla falan filan. Hatta böyle bir gün sohbetimizde bana şey dedi ya. Evladım ben bile dedi şu yaşımda şu halimle dedi İstiklal Caddesi'nden Rocky diyor dedi. Bunu yani. Ha, pirimiz bak. İstiklal Caddesi'nden dedi şöyle dedi. Tünele kadar bir gidip gelsen var ya en az 15 tane kunduzi beni tokatlar yolda dedi. Öyle cambazlar dolu dedi etrafta şu anda. Bunu söylediğinde zannediyorum 90'ların ortasıydı. 93 ya da 94 evet, senesinde. Çünkü o zaman orada sucuydu. Evet, oradaydı. Bak düşün 93-94'te bunu söylüyor. 2021'de olsa tabii. Tüneli bırak daha Taksim'in tabii. Başında tokatlarla. Ya mesela şöyle şeyler oluyor. Şimdi diyelim ki mesela büyükelçiliklerin önünde vize kuyrukları falan evet, oluşuyor evet. Tamam mı? Şimdi orada belli bir süre bekliyorsun tabii. Bir hayli bekliyorsun. Şimdi bazı uyanıklar geliyor. İçeride adamımız var diyor. Adam başı veriyle düşer kağıt dizi diyor yarın sabah erkenden şey yapayım falan. Birkaç kişi ona tamahkarlık yaparak. Oğlum 50 kağıt veriyor. Sen hiç bekleme diyor. Bir de sıradan da alıyor. Tık 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 alıyor götürüyor. Mesela bir tane daha tokatlama hikayesi duymuştum ben yıllar önce. Şey geldi Elton John geldi. Bizim konsere. Şimdi açık havanın önünde otopark işini yapan görevliler evet, var. O meşhurdur. O meşhur. Bir de onun dışında görev yapan kunduziler var. Şimdi kunduziler orada mesela arabayı alan adamlar 10 liraya arabayı alıyorsa oranın otopark işini yapanlar kunduziler 5 liraya arabayı alıyorlar ve diyorlar ki anahtarı bırakmana gerek yok. Biz buradayız abi. Sen şimdi misafirlerine son dakikada kan ter içinde İstanbul trafiğinde abi konserden gelmişsin. Al böyle, al böyle diyor. Yanaşıyorsun. Abi parayı peşin rica edeyim. 5 tamam. Birader yalnız arabayı nasıl alacağız diyorsun. Abi anahtarı bırak bana gerek yok. Önüne paket tırmıyoruz zaten abi. Hayır biz buradayız abi diyor. Tamam mı? Konsere gelen en az 2000 kişinin arabasını biz buradayız abi diye 5 liradan almışlar. Vın. Konser bitti. Trafiğin dağılması sabah 6'yı buldu. Çünkü araba sahipleri ortada yok. Ağlayanlar, bayılanlar. Nasıl böyle şeyde tufaya geliyordu hoca ya? Bizim Fenerbahçe stadında orada var. Otopark var abi 5 lira. 5 lira 5. Şu anda 5 lira. Yazmış böyle ışık yanıp sönüyor 5 lira diye. Evet. Adam oraya koymuyor. Yolun bu tarafına koyuyor. Kaldırıma. Ondan sonra çekildiği zaman 5 liraya tamah ettiğin için 400 lira çekme parası bilmem ne. Bir de geliyorsun arabaya arıyorsun. Hayır bir de yani nasıl maçı seyrediyorsun? Mesela ben seyredemem yani. Diken üstünde olur mu? Arabayı kaldırıma koyduk. Lan 1,5 milyonluk arabayı kaldırıma koyduk. 5 liraya koymadık. İşte o 5 liraya tamah etmek sana pahalıya mal oluyor. Tabii. Bir de mesela tamahkarlık çok kötü bir şey. Ben de mesela hiçbir zaman öyle bir huy yoktu bilirsin. Var mı abi? Yoktur ama yani mesela senin niye göbeğime bakıyorsun? Hayır abi? Yani senin mesela tokatlanma riskin vardır hocam. Niye? Kandırabilirler yani seni. Yok abi beni nasıl kandırırlar? Yani seni tahtaya vurayım da şu ana kadar kandırılmadım. Seni şöyle kandırırlar. Nasıl der kandırılır? Ki canım abicim bak elimde 2 tane malzeme var. Evet. Şu 70 lira. Evet. Bu 90 lira abi. Tamam. Can abi. Bunların içerisinden hangisini sana vereyim?
Ben 90 liralığı alırım. 90 liralığı alırsın. Çünkü bilir ki Can Hoca bunun pahalı da vardır bir hikmeti ya, deyip alır. Sakalın numarası o. Alır. Aldıktan sonra Can Hoca fark eder ki ulan meğer o malı İngilizceymiş. Ben nasıl tufaya düşmüşüm der. Her zaman çalışıyor. Tabii çalışır çünkü bu da hocam İngilizlerin meşhur bir lafıdır. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim der İngilizler. Evet, bir de ucuz etin yahnisi pek olur derler. Tabii yani orijinde. Yani böyle yavan olur. Anında tokatlarlar. Bir tane taksiciyi tokatlamışlar. İzin verir misin anlatayım? Buyurun abi. Adam bana dedi ki yolda dertleşiyorsan. Taksiciyi. Taksiciyi. Allah Allah. İşte ben şeyi sordum. Ya dedim İstanbul'da taksiler böyle dedim öğlen 2-2.5'la 3 arası böyle bir şoför değişimi oluyor ya. Hmm. Öyle olunca taksiler kimseyi almak istemiyor. Hep abi falan bırakacağım şimdi falan. Değişeceğiz abi. Soruyorsun dedi abi vallahi Eyüp'e gideceğim. Abi vallahi bilmem ne. Ya bunu bir gün tek bir gün çift yapın biriniz gündüz abi öyle olmuyor ya falan dedi. Dedim geceleri risk olmuyor mu? Sen ne diyorsun? Benim de başıma bir dümen geldi böyle bir şey olmaz dedi ya. Yapma ya falan. Adamın beni Taksim'den alıyor. Adam arkaya oturuyor. Demirci köy mü ne var? Evet. Oraya gideceğiz diyor. Tamam güzel. Gece işi diyor. Dünyanın yolu diyor. Evet çok iyi. Demirci köye kadar gidiyorlar. Böyle bir villa gibi bir yerde duruyor adam. Cep telefonunu bırakıyor. Bir de çantası var bırakıyor. Sen bekle ben geliyorum diyor. Ben tamam. De diyor arabanın içinde bekliyorum diyor. Girdi diyor 10 dakika sonra tekrar geldi diyor. Oh. Devam et birader. Diyor ya Sarıyer'in üstlerinde bilmem ne blokları var oraya gidiyoruz. Tamam abi. Geldik oraya. Bekle burada geliyorum. Çanta. Yine gitti. Oraya buraya karşı tarafa adam her yeri geziyor. Her şimdi, defasında tahsilat mı yapıyor ne yapıyor? Baba ya da bir şey dağıtıyor. Tamam mı? Kesin bir şey dağıtıyor. Evet. Taksiciyle beraber yapıyor. Taksicinin bundan haberi yok ama. Yolda da dertleşiyorlar. Sizin işiniz de zor ya. Sorma babacığım ya falan filan diye. Sonra diyor bir yere geldik diyor. Telefon açtı diyor yine tekrar. Alo ben geldim kapının önündeyim. Ha tamam falan. Abi vereceksin. 20 bini vereceksin kardeşim. 15. Hayır geliyorum. Ben geliyorum. Bir dakika dur falan. Ondan sonra kapattı diyor telefon diyor yine. Bekle birader geliyorum diyor. Girdi içeriye diyor. Ben de kapının önünde bekliyorum diyor. Araba çalışıyor. Gır 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 gır. Dünyanın parası yazdı. Dünyanın ya 375 lira falan yani. Abi diyor çalışıyor arabayı sonra kapattım kontağı diyor. Arabadan dışarı çıktım bir sigara yaktım. Oraya bakıyorum buraya bakıyorum. Bu apartmana girdi. Allah Allah. Sağa bakıyorum sola bakıyorum. 5 dakika 15 dakika yarım saat 1 saat. Adam yok diyor. Cep telefonuna bir baktım diyor. Sahteymiş telefon. Tabii ya. Boş telefonu yırıp bunu kakalamış baba. Bütün işini bize gördürdü. En son evde Allah bilir başka kapıdan bir arabaya bini verir sırra kadem bastı. Çift kapı. Gidiyor. Tabii işte bu da. A blok B blok. A bloktan gir B bloktan devam et. Abi dikkat başka edeceksin. Başka sokağa çıkıyor. Tabii dikkat edeceksin hocam. Her zaman. Ben sana zamanında ne demiştim? Ne ben demiştin? Bu kripto para işinden uyuzum. Abi şu anda teknolojiden uzaksın, şusun, dünya tamam. Nereye gidiyor, uyan artık. Tamam abi ya. De bak şu anda kripto parayla ilgili bir faça yok ki. Şu anda olan adamın şahsi olarak tokatlaması diyelim. Kripto para hayatı devam ediyor. Onda bir faça yok ki. Para yine para. Yani kripto para sistemi çökmüş de batmış değil ki insanlar. Aman onu düzeltelim, değil mi? Bir saniye. Yani kripto para denilen sistem çöktü. Evet. Bitcoin 0 liraya indi. Veya diğer altcoin'ler 0 liraya indi. Evet. Bu ekonomi çöktü. Onun için millet 2 milyon zarar etti diye bir şey yok. Şu anda birisi bir şirketi kapatıp toz oldu. İkisi farklı şeyler. Sevgili yoksa Can Yılmaz. Sistem devam ediyor. Sevgili Can Yılmaz. Ha, bundan sonra onların da başına gelebilir. Yani o da kapatıp gidebilir. O da kapatıp gidebilir. O da kapatıp. Demek ki muhatap herkes yok. Muhatap olmaması. Yani bir gün tokatlanabilirsin. Bu işin böyle bir riski evet. Var. Abi o yani bunu var evet. Hocam bu arada geçmiş olsun. Ne oldu? Yüzünüzde bir kızarıklık gördüm. Evet abi. Bir yani bir fotoğraf koyduk abi Instagram'a. 30 ha. Saniye sonra çiban çıktı. Yani ne göz. Şark çıbanı. Ne göz varmış. Adana'da olur. Dedi. Şark çıbanı. Şark çıbanı. Evet. Nazardan değil mi hocam? Evet abi. Bugün ayrıca abi bir şeyden daha bahsedecektik. 23 Nisan biliyorsun. Aa evet. Bugün 23 Nisan. 23 Nisan neşe doluyor insan. Evet. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Değil mi abi? Bayramımız kutlu olsun evet. Ama bu sene bayram kutlayamıyoruz. Bu sene de kutlayamıyoruz. Geçen sene de galiba öyle bir şey olmuştu. Evet. Geçen sene de evet. Böyle bir şeye denk geldi biliyorsun pandemi nedeniyle. Hayırlısı olsun ne diyelim abi. İnsan ister ki böyle coşkulu kutlayalım bayraklarla. Biz eskiden şeye giderdik, Vatan Caddesi'ne giderdik. 29 yürür müydünüz orada? Yok abi seyretme. Ha, seyretme. 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs öyle şeylere çok giderdik yani.
Biz ilkokulda giderdik. Mesela ben ilkokulu Trabzon'da okudum hocam. 4,5 sene Dumlupınar İlkokulu'nda. Şeye götürürlerdi, stadyuma götürürlerdi. Evet. Aynı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda olduğu gibi okullar böyle dizilirdik. İşte, halk oyunları. Halk oyunları, bilmem neler, koreografiler falan filan. Ve her 23 Nisan'da yağmur yağardı anasını satayım. Öyle bir şey olurdu. Evet, evet ya. Neden? Bir serin, pırıl pırıl serin olurdu yani. Önü arkası sıcak olurdu. Tam o gün böyle bir serinlik. Hocam pırıl pırıl o kostümleri hazırlanırsın. Evet. Akşamdan parlatırsın ayakkabılarını, çorapların durur işte ayakkabı neyse kostümün. Abi oraya gidersin. Yağmur yağmış geceden, saha olmuş, çamur, çam, çam. 23 Nisan'da ben hep olurdum abi. Özellikle ilkokulda, işte rondlarda, oyun şeyde, halk oyunlarında, bir Silifke ekibindeydim, bir Erzurum ekibinde, bir bilmem ne ille. Ama o zamanların hani gene yokluk zamanında değil ya. Şimdi mesela diyorlar ki, diyelim ki Silifke ekibindesin. Gidiyorsun hemen bir yerden bir Silifke ekibi kostümü kiralayabiliyorsun. E tabii. Öyle bir şey var. Veya Kafkas ekibindesin. Ya, Kafkas ya da bir dansı yapacaksın. Hemen yapılıyor. Hemen yani. Yapılıyor. Kiralanıyor. Öyle şirketler var. Şimdi eskiden bizim zamanımızda öyle değildi ki. Annen elinden geliyorsa işte derme çatma da olsa bir şey böyle bakarak işte resmine ona uydurarak külah yapardı. Bir şey yapardı. Tabii. Eline iki tane tahta kaşık aldı mı zaten Silifke ekibindesin. Yani seni Silifke ekibi yapan şey elindeki tahta kaşık. Ve bir de kafadaki şey. Bir de kafadaki böyle fes ve şey sarardı, tülbent. Oldu sana Silifke ekibi. Kimse onun böyle yani şeyine, kostümüne o kadar ilgilenmezdi. Sen hakikaten önemli miydin Silifke ekibi? Çok iyiyim. Vallahi. Tüylerin diken diken olur. Ya hoca bundan sonraki bölümde hani böyle hiç olmazsa kaşıkla böyle bir yolluk bir şey, bir hikaye be. Tamam. Bir dahaki sefere yapalım. Vallahi. Ben en son 4. sınıftaydım galiba. Silifke ekibindeydim evet. Ha. Yani işte dediğim gibi öyle kıyafete meyafete şey yapılmazdı. Yani onun işte yeleği yok, onun bilmem nesi yok, onun ayakkabısı öyle falan. Hiç öyle şeylere kimse takılmazdı. Meselenin özüne inilirdi. Evet. 23 Nisan kutlanıyor bugün. Evet. Onun neşesi ve heyecanı vardı yani. Şimdi daha çok muydu? Şey oldu. Şu anda daha böyle ne denir ona? Şekilsel bir hale geldi. Evet. Çocuklar okullarda böyle işte onun kıyafeti böyle, bununki böyle, onun şeyi eksik, bunun bilmem hiç öyle şeylere takım. Özüne inmek lazım. Yani korkudan insan. Ağlayanlar olurdu mesela. Şiiri unutanlar. Unutanlar olurdu. Ondan sonra altına kaçıranlar olurdu. Kişim geldi. Bizde hiç olmadı. Bizde hiç olmadı ama tabii öyle olsun. Şeyler oluyor. Ama heyecandan. Bir de hoca eskiden çok daha şey kullanırdı. Yani kutlanıyordu. Daha renkli. Sonra bir dönem hatta yurt dışından da konuklar falan filan gelmeye başladı. Evet, TRT'nin şeyi vardı abi. Çocuk şenlikleri çocuk falan filan oluyordu. Halit abi sunardı, Halit Kıvanç. Evet, evet. İşte şeye misafir olurdu. Ailelere, genelde Ankara'daki ailelere. Çünkü Ankara'dan yayın yapıldığı için. Evet. Ankara'daki ailelere böyle dağıtırlardı çocuk. Estonya'dan 3 kişi bir yere, Libya'dan 2 kişi bir yere falan. Şey gibi, öğrenci değişim programındaki gibi. Öğrenci değişim programı gibi. Ama zannediyorum o da yapılmıyor artık birkaç senedir. Hocam bir de zaten o, korona morona. Korona tabii. Yani, korona, zaten çağıramazsın da. Ama yani dünyada mesela abi bak bu çok önemli bir şey. Dünyada çocuklara bayram hediye eden tek lider. Evet. Önü arkası tabii. Yok. Yani bu tabii. Memleketin geleceğini çocuklarda görüp çocuklara bu memleketi sonra da 19 Mayıs'ta gençlere emanet eden lider Atatürk. Müthiş bir vizyon. Tabii canım. Yani bir asır önce bunu akıl edebilmek bile... Mustafa Kemal Paşa'nın... Hayır, sonrası da yok mesela. Yani tabii. 1956'da da diyelim ki Polonyalılar bir çocuk bayramı yapmıyor. Yok. Evet. Geleceği gören lider. Evet, evet. Mustafa Kemal Paşa'mızı bir kez daha şükranla anmış oluyoruz. Bir de aklıma şey geldi hoca. Yıllar önce TRT'de yine böyle bir 23 Nisan programı yapıyorlardı. Rahmetli Barış Manço sunuyor programı. İşte hem kendi orkestrası var hem çocuklar korosu falan var. Seyirci kim? Kim? Rahmetli Süleyman Demirel ve Nazmiye Demirel. O zaman Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı'ydı. Nazmi Hanım da eşi olarak yanında. İkisi de konuk. Bunlara şarkılar söylüyorlardı. Barış abi de çocuklardan birine dedi ki işte Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel de burada dedi. Ona dedi çocuklar bu güzel günde bir şeyler sormak ister misiniz dedi. Kızlardan bir tane ben bir şey sormak istiyorum dedi. Eğer dedi siz dedi şu anda bizim gibi çocuk olsaydınız Barış abinin programında olsaydınız ne yapmak isterdiniz dedi. Süleyman Demirel dedi ki, eğer ben de çocuk olsaydım, ben de yine buraya gelirdim, Barış abimizle beraber A derdim, Y derdim, I derdim, A'yı derdim. Muhteşem bir program. Çok iyi,
Çok iyi ya. Muhteşem bir programdı. Çok güzel eydi. Ama bak Barış abinin de o anlamda çocuk programlarında çok evet, büyük tabii. emeği var. Yani biz mesela onun kuşağını seyrettik abi hepsini. 7'den 70'e hepsi... diye miydi? Öyle bir şeydi. Tabii. Tabii. O çocukların hepsi... O çocukların hepsi şimdi koca koca adamlar oldular evet, abi yani. Hoca biz yaşlandık galiba be. Galiba mı? Vallahi yaşlandık. Abi yaşlandığını şuradan anlayabilirsin abi. Aşı oldun sen. Ha. Oradan anlayabilirsin abi. Ha doğru. Yani aşı olduğun anda şu anda yaşlısın demektir. Doğru. Şimdi bana da sıra gelmedi. Sana da sıra gelecek. Yani eli kulağında. Sana da sıra gelecek hocam. Şimdi hazır tamahkarlıktan konuşmuşken bu Avrupa evet. Süper Ligi mavrası nereden çıktı? Abi onu sen bilirsin. Futbol uzmanı sensin. Evet. Ama durduk yerde İngilizler böyle yani gene tamahkarlı, gene nafaka peşinde koşmaktan. Nafaka peşinde koşmaktan. Nafaka peşinde koşmaktan abi. Yani hocam, bu işin kaymağını biz yiyoruz kardeşim. Ben Neşetel Samaksa niye para veriyorum? Ha? Diye başladı bu iş. Bu işi patlatan kim? Real Madrid'in başkanı Perez denen o Perez. Anladın mı? Abi bak şimdi de şimdi de Perez'le mahkemeye var. Perez'i var ya dün Nihat Kahveci parça pinçik etti. Ne diye? Perez'i. Perez şey yazmış sosyal medyada. Aynı senin dediğin gibi hani biz koskoca Real Madrid'iz kardeşim. Evet. Arnavutluk takımıyla Türk'le mülkle bana ne işimiz evet. olur bizim onlarla? Diyor ki adam Real Madrid biz bir kura çekiyoruz. Tiran takımıyla denk geliyoruz. Durduk yerde Tiran'a 150 bin euro veriyorlar. Evet. Ya benim yüzümden bu maç seyrediliyor. Tiran'a niye 150 bin euro veriyor? E kardeşim sen de dünyanın en büyük kulübünün başkanısın. Perez denen Perez. Yani senden de şu Arnavutluk Tiran'ın gariban takımına 1,5 milyon euro çıksın be kardeşim. Evet gitsin. Helali hoş olsun de ya. Yok. Yok onu da ben alayım. Evet. Bunlar 8-10 tane takım bir araya geldiler. Evet. İsviçre'de şatoda oturdular hocam. Havyarlar, mavyarlar, şampanyalar. Perez denen Perez bunlara dedi ki arkadaşlar aynı senin dediğin gibi ya biz her sene futbola 500 milyon euro, 600 milyon euro para yatırıyoruz. İşte sen Paris Saint Germain'in başkanı 1 trilyon para yatırdın kardeşim bu işe. Ne oluyor? Dünya masraf yapıyoruz. Ülkemizde kupa kazanıyoruz. Ya da Şampiyonlar Ligi'nden gelen gelire bakıyorum. 100 lira koymuşum. Karşılığında 105 lira kazanıyorum. Niye? O zaman çorbanın tamamını biz alalım. Geri kalan arkadaşlar da ne yaparlarsa yapsınlar dedi. Peki abi içinde bu adamın küçücük de olsa bir futbol sevgisi, spor aşkı yok mu? Hayır. Endüstriyel futbol böyle bir şey işte. Lanet olsun böyle lanet şeye. Lanet olsun tabii böyle futbola. Evet. Çünkü o sadece işe para gözüyle bakıyor. Evet. Ben zaten diyor, bahis girdikten sonra böyle oldu bu iş. E tabii diyor ki ben dünyanın 8 tane büyük takımıyla bir araya geleyim. Hmm. Biz kendi aramızda, kendi bahçemizde maçlarımızı tamam, yapalım. Kaç defa seyredersin abi o maçı? Yani senede 2 defa seyredersin. Tamam Real Madrid Barcelona, Real Madrid Barcelona, Real Madrid Barcelona. Evet. Yeter de yani. Evet. Abi zaten Allah Allah futbol denilen şeyin Fenerbahçe'nin gidip Manchester City'yi yenme ihtimali değil mi? Güzel olan tarafı değil mi? Galatasaray'ın gidip Ajax'ı yenme ihtimali değil mi? Hocam bunların zaten yenme Dinamo ihtimali... Dinamo Zagreb'in neyse işte yani Barcelona'yı yenme ihtimali değil mi? Bu dediğin ihtimallerin hepsi zamanında oldu zaten. E tamam. Anladın mı? Adam o ihtimallerin olmasına sinir oluyor herif. Senin tamam dediğin gibi diyor ki ya ben niye buradan kalkıp da İzlanda'nın bilmem ne balıkçılarıyla bir tane özel uçakla bir adaya in, adadan karşıya feribotla geç. Ama onu zaten ilk önce pardon abi özür dilerim de zaten ilk önce onu bahisçiler kabul etmez ki. Bahis denen bir sektör var mı abi şu anda? Var. E bahis denen sektörün içinde dediğin gibi İzlanda'nın köyündeki futbol takımına da oynanan bir bahis var. Onun yenme ihtimali var, bilmem neler var. İhtimaller üzerine değil mi bu iş? E sürekli evet. Barcelona, Real Madrid, Paris Saint Germain, Barcelona oynarsa nerede kaldı bu şey? Sonuç olarak evet. olmadı abi, ölü doğdu. Çünkü ve bir gecede patladılar. Yani çünkü UEFA çok büyük taş koydu. UEFA dedi ki eğer böyle bir lig yapmaya kalkarsanız dedi. Bu ligde oynayan takımları dedi bir daha kendi liglerinde oynatmam milli takımda da forma giyemezler. O kadar şey var mı UEFA'nın ya? Abi UEFA futbolun esas patronu işte FIFA dünyadaki UEFA da Avrupa'daki hiç yani. UEFA'ya sormadan hani UEFA diye bir şey var. Tabii. FIFA diye bir şey var. Tabii. Hiç oraya danışmadan arkadaşlar çaktırmayın böyle bir lig kuruyoruz denir mi ya? Ya onlar demişlerdi ki zaten dünyadaki futbolun esas vitrininde olan kulüpler biziz kardeşim. Almanlar niye girmedi? Almanlar girer mi? Çünkü Bayern Münih taraftarları hemen ayaklandılar. İngiltere'de bak Liverpool'un taraftarları, başka kulüp taraftarları istemiyoruz dediler. Bizim de istemememiz lazım. Bizi zaten kimse sormadı. Zaten bizi kimse sallamıyor da hani diyelim ki baba gayret etti. Ya dedi 8 tane takımı bir türlü bulamıyorum abi. Yunanistan'a da dedik kabul etmediler. Ha. Acaba Türkiye'den şunlardan biri gelir mi? Böyle bir teklif bize zaten gelmez de geldiğini varsayalım yani. Gelse de bu
5 büyüklere falan ol, gelir. Hocam gelse bir tek Beşiktaş'a gelir. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde 2 sene üst üste gruptan lider çıkmışsın, namalüp çıkmışsın. Evet. Ulan bunlar bu işte tecrübeliler diye düşünürsün ama... İlk sene düşersiniz abi. İşte futbolun güzel tarafı da bu işte hocam. Başta da dediğimiz gibi Arnavutluk Tiran'ın Real Madrid'i eleme ihtimali güzel zaten. Evet. Yani abi zaten spor dediğin, mücadele evet. dediğin... Şey böyle bir şey değil mi? Evet. Yoksa devamlı böyle birbirleriyle berabere kalacak. Hani o maçların çoğu da berabere biter yani. Evet, maçların çoğu berabere bitmeyebilir. Bol gollü bitebilir. Anlatabiliyor muyum? Peki öyle bir ligde olayın kurmaca olmayacağının garantisini kim verebilir? Şimdi düşme kurdun. Yok bir şey yok. Düşme yok. He. İlk sene Real Madrid şampiyon oldu. Tamam. Piramit aşağıdan küçüldü, küçüldü. Çeyrek final, yarı final herkes birbiriyle oynadı. Real Madrid şampiyondu. Bir sonraki sene bir daha Real Madrid oldu. Bir sonraki sene bir daha Real Olabilir. Real Madrid çünkü 7-8 defa üst üste şampiyon olduğu var. O zaman da diyecekler ki arkadaşlar Real Madrid çok fazla şampiyon oluyor. Yani şu sene yani bir Barcelona'ya yol verelim, şuna yol verelim. O zaman kendi içinde küçük sisteminde hem parasal kaynağını oturtacak hem de genel gidişiyle ilgili kendi kafasına göre kararlar alabilir abi. Anladım abi. Neyse abi futbol sonuçta evet. bu olmadı değil mi abi? Şu anda olmadı gibi görünüyor. Olmadı. İki tane takım olmaz. Kaldı. İki tane takımla da bir şey olmayacağı için. Tabii. Tamam. Güzel. Tabii. Çünkü kendi kendilerine gelin gibi. Çünkü sen diyorsun ki kendi kurmuş olduğu sistemde baba ben zaten zenginim. Daha da zengin olayım. Bu da tamahkarlık. Tamahkarlık. Gariban olan da bana ne ya garibansa gariban ben onunla uğraşamam o da kendi yağında kavrulsun diyor. Ama kavrulacak bir yağ da yok. İşte yok Nihat Kahveci de Perez'e kendisi gayet güzel İspanyolca cevap vermiş. Diyor ki bizim futbol oynadığımız zaman bir puan farkla Real Madrid'in Real Sociedad'ın önünden nasıl şampiyon olduğunu unutma diyor. Perez denen Perez diye yazmış. Ben de o anlamda. O peki abi kulübün sahibi mi başkanı mı? Dükkanın patronu hocam. Evet, dükkanın sahibi. Dükkanın ha. sahibi diyorum sana. Şimdi yani. Abi çünkü bizde başkanlık evet. sistemi var, sahiplik evet. sistemi yok. Tabii. Orada sahiplik sistemi var. Dükkan benim diyor yani adam. Dükkan ha. benim diyor ve bizdeki başkanlar gibi çıkıp konuşmuyorlar onlar. Konuşmuş işte. Hayır, işin ucunda Levan var, Levan. Levan olduğu için konuşuyor. Kalkıp demiyor ki Real'in bu hafta lüzumsuz bir. Bence şöyle oldu abi, lüzumsuz bir darbe aldılar. Hiç bu isimlerini böyle saçma bir organizasyonda lekelemeyecekler. Şimdi bunu kurtarmak için diyecekler ki gelin biz bu çanağı genişletelim. 16 takımlı yapalım. Abi var zaten Şampiyonlar Ligi var. 32'li yapalım. Ligi. Bana onlar da diyecek ki UEFA'da senin dediğin gibi kardeşim bizim zaten UEFA Kupası organizasyonları. Ne zaman yapılacak abi bu maçlar ayrıca? Yani. Yani öyle bir takvim yok ki zaman çizelgesine bak her gün bir maç oynanması lazım. Zaten şu andaki takvim de öyle mesela bu Covid tedbirleri yüzünden takvim çok sıkıştığı için işte Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası elemeleri falan filan onlar geldiği için diyor ki baba Mayıs'ın 15'inde dükkanları kapatın. Çünkü Haziran'da yeniden başlıyorsun yeniden ondan sonra ameliyata. Peki abi sana bir şey söyleyeceğim aklıma geldi. Şaranoğlu'nu tanır mısın? Evet hatırlıyorum. Şaranoğlu yani bu kripto paradan oraya gelmek istiyor. Evet. Hatırladın mı? Tabii. Hani... Tarkan'ın şarkısıyla böyle dans ediyor. Saadet zinciri, Titan. Titan saadet zinciri. Tabii. O da bir doğum günü yapmıştı. Evet. Adama bir doğum günü partisi yaptılar. Adamın sonu oldu. Ama sonradan evet. o çıktı. Yıllar sonra 10 sene falan bir hapis yattı babasıyla beraber hatırlıyorsun. Evet. Kenan Şaranoğlu'ydu. Evet doğru. Kenan Şaranoğlu yattı bir 10 sene. Ondan sonra dedi ki çıktığında verdiği röportajlarda ya biz kimsenin parasını almadık, etmedik. Biz tam ödeyecektik neydi falan filan derken geldiler, çöktüler, aldılar beni, götürdüler hapisteyken nasıl ödeyeyim dedi. Doğru. Doğru mu? Tabii. Öyle miydi? Hapisteyken nasıl ödesin adam abi? Titan. O da şeydi işte ben diyelim ki nasıldı şimdi onu anlatmayalım. Neyse o Netflix'te hatta onun hikayesi var. Ponzi deniyor ona. O da böyle bir yöntem. Tabii ben sana söylüyorum. 4 kişi getir bana diyorsun. Onun parasını sen alıyorsun, birazını sen alıyorsun falan. Aşağı doğru ters böyle. Neyse anlatmayalım abi boşver. Her defasında da organizasyonu yapan kişiye bir miktar para vermiş oluyor. Evet, devamlı villaların önünde fotoğraflar, kapıda tabii. Ferrari'ler falan tabii. filan. İşte böyle bir dünyam değişti. Yılmaz'ın öyle bir filmi vardı değil mi? Neşeli Hayat mıydı? Neşeli Hayat. Neşeli Hayat'ta Yılmaz da böyle bir organizasyona giriyordu. Ha. Öyle onun da filmini yapmıştı. Eyvallah. Yani Şaranoğlu abi... Şöyle yani dolandırıcılık tarihine şöyle bir baktığım zaman her sene bir şey var yani. Bak geçen sene Tosun olan mıydı? Neydi o? Tosun? Tosuncuk mu? Yumurta. Şey çiftlik bank. Çiftlik bank. Daha onun dumanı üstünde şimdi bu.
Bundan evvel bir tane holding vardı, gitti falan, bir şeyler oldu. Hayır, benim anlamadığım şu abi. Hani hep böyle şöyle bir şey söylenir. Ya bu memleket ne kadar zenginmiş arkadaş. Senelerce işte yiyenler ve bitmedi be arkadaş bu memleketin parası denir ya. Mesela ben çocukken de deniyordu. Benim yaşım 53 oldu. Hala bitmedi bu memleketin parası. Yani bu memleketin, tırnak içinde söyleyeyim, kerizi de bitmedi ya. Bitmez abi. Ya alttan devamlı geliyor abi. Hiç bitmiyor yani. Kefir gibi geliyor. Kefir. Ürüyor. Ya Türkiye arkadaş. Bitmez abi. Olanlardan hiç bitmiyor. Mesela abi. Mesela şöyle bir ders almıyor musun? Yani ya geçen sene çocuğun biri, resmen çoluk çocuğun biri 300 milyon dolar tokatladı ve gitti bu ülkede yumurta satacağım, bal satacağım diye. Tabii. Öyle bir şey olmuştu. Biraz daha temkinli davranayım diyen yok mu abi? Yok. Tam tersi. Ya araya bir böyle bir sene bir mesafe koysak, yani mesela bir sene tokatlansak, bir sene boş, nadasa bıraksak. Evet. Biraz paramız birikse, evet, öbür sene tokatlansak olmuyor. Hayır, mu? Olmuyor. Çünkü işte bu tamahkarlık dediğim gibi kefir gibi ürüyor, bulaşıyor. Şimdi diyorsun ki adam böyle düşünmez mi? Düşünüyor. Amerika diyor ki sakalı bir tane arkadaşı varmış. 10 bin lira veriyor. 15 gün sonra 15 bin lira veriyor. Aşağı bir kere de veriyor bence onu. He, veriyor. Ama bir kere de veriyor bence onu. Tabii yemliyor. He. Şimdi seni yemliyor ya. Sen 10 verdin, 15 aldın. Aa, ulan 15 verdin, böyle bir şey nerede var ya? Ben 2 ay çalışsam bu parayı alamam. Diyorsun. Ve 20 veriyorsun bu sefer. 20 verdiğin gibi. Başkasını da zehirliyorsun. Sen de gel. Ben aldım diyorsun ve yemin etsen başına. Kur'an çarpısı mı aldım diyorsun, evet, ya. Adam aynı arabayı satıp Ethereum aldım. Neyse. Bu konulara. İhsan ediyorum, Aydın'ın da çıkışı verilmek üzere. Bu akşam 23 Nisan münasebetiyle kıymetli konular. Arabayı mı satıyor? Bak abi. Yani bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Evet. Biz niye böyle hani uzaklarda arama diye bir şarkı var? Uzaklarda arama. Uzaklarda arama şarkısını andım şimdi. Vallahi ya burnumuzun dibindeymiş. İçimde şey adam burada duruyor ya. Ben bütün bütün arkadaşlardan özür dilerim. Arkadan yanı başımızdaymış. Sattı mı lan arabayı? İlanı koydu. Abi, biz kimlerle çalışıyoruz ya? Maalesef. İki katına çıkartacakmış parayı. Of ya. Abi kapat. Yayını kapat. Beni al yayından. Tabii. Al beni. Bir kere de Erkan Can'la bizi dolandırmışlardı hocam. Aa. Gençlik yıllarımızda Bursa'da Mavi Köşe'nin önüne bir tane station araba geldi. Ford Granada. Evet. Alman plakalı. Bir anafor saydılar baba etrafa. Mudanya'dan şimdi gemiden indi kaçak mallar. Hmm. Parfümler, marfümler. O çok yapılıyor be abi. Nescafeler falan filan. Adam var ya böyle. Hadi birader hadi falan. Aman abi kimse görmesin böyle. Şundan da al, bundan da al. Bize böyle Nescafeler bilmem neler falan, parfümler. Arabaya atlayıp gittiler. Biz aldık emanetleri. Ama almışsın. Hepimiz aldık. E tamam. Tayfun abi vardı. Onu parfümeri dükkanına götürdük. Sonra dedik baba bak çocuklar falan. Tayfun abi yerlere yattı. Hepsi su. Nescafe almışsınız en azından. Ne? İçinden kum çıktı Nescafe'de. Allah belanı versin. Bildiğin kumu paketlemiş koymuşlar. Onu çok yaparlardı ya. Abi eskiden işte vardı. Havaalanından geliyorum. Tabii. Abi ben gümrükte çalışıyorum. Şu var, eşya var, şu var, bu var. Elimde şu iki tane parfüm kaldı. Dönmek üzereyim tabii. Tabii. Ne güzel dümenler ya. Abi ya işte... Şimdi nasıl diyeyim? Şimdi beni bitirdiniz yani. Ben şu anda savunamıyorum yani. Çünkü gözümüzün önündeki herif arabayı satışa koymuş. E tabii adam. Ya bu adamla çalıştıktan sonra benim böyle arkadaşlar şöyle yapmayın böyle yapmayın dememin manası yok. Hiçbir manası yok. Tamam o zaman yayını kes abi. Hayır işte şimdi o zaman kalkıp deme yani abi nasıl oluyor da insanlar ders almıyor. Ya hiç mi burada duymuyor bizi konuşurken bu Aydın ya? Vallahi duymuyor. Tabii ya. Neye yatıracak? Ethereum. Ya arkadaşlar. Ethereum'u koparacaklar bunu. Bu işin mantığı, düz mantık olarak şöyle düşünülmesi lazım. Evet. Bilinmeze bir para yatıracaksın ya, bilinmez. Yani borsada mesela bilinmez. Bilmiyorsun, evet, şirketin ne olacağını. Evet. Dolar, euro, o da aslında bilinmez. Yani yükseliyor diye bakarsın ama bir anda bir şey olur, düşer. Bilinmeze yatıracağın para senin canını yakmayacak bir para olması lazım. Yani ulan 5000 lira kaybedersem bu gece ben uyur muyum? Uyurum. Kaybedersem salonda 4 döner miyim? 4 dönerim. O zaman ben bu parayı yatırırım. Şimdi arkadaşımız arabayı satıyor. Ya sen Allah muhafaza şu andaki durum olsa yani bu 400 bin kişinin içinde olsa. Şu anda olmasa ben şimdi sana desem ki Aydın bir çay ver sen böyle ufka doğru derin derin. Bakacaksın çünkü 400 bin lira. Söyleyemeyeceksin de Aydın ne oldu desem başım ağrıyor diyeceksin. Tabii. Diyemeyeceksin ki abi arabayı sattık
beni çünkü... kopardılar diyemeyeceği için. Böyle derin deme uzun uzun bakacaksın. Tabii. Hep de öyle oldu. Oldu mu şimdi peki? Hep de öyle oldu. Böyle onun bakarlar. İçin abi yani bu işlerde canını yakmayacak bir... Hani hadi yapacaksın. Canın çekti. Ya merak ettin ya. Şu kripto paradaki bir şansımı deneyim. 500 lirayı bir atayım hadi. Ya bunu bir makul bir şey olması lazım. Senin canını yakmayacak bir şey olmalı. İşte, araba satılır mı kardeşim ya? İşte tezgah da öyle kurulmuş. O canını yakmayacak ölçüde başlıyor. 500 iken 1000 oluyor. 1000 iken 1500. 1500 iken 3000. Bakıyor ki aa baba para levan katlanarak abi. Gidiyor. Demek ki ben büyük para koyarsam büyük kazanırım diyor. Değil mi sakal? Arabayı satıyor 400'e. Abi ben şu anda bir şey söyleyemem. Ağzımı abi, bile açamam. Yani açamaz. bir arkadaşlar şöyle yapmayın, böyle yapmayın diyecek benim mecalim kalmadı. Benim kolum kanadımı kırdınız şu an. Evet çünkü hiçbir inandırıcılığım kalmadı. Yani ben dizimin dibindeki adama arabasını satıyorsa ben şu anda hiç şöyle yapmayın diyemem ki. Diyemezsin hocam. Diyemezsin. Konuyu tabii. Değiştirelim abi. Değiştirelim. Nasıl biliyorsanız öyle yapın kardeşim. Tabii. Hocam bu arada buyur abi. Biliyorsun haftalardır yine yoğun binlerce faks geliyor. Ne oldu abi? Yine? Hani Hakan Altun'u çağırıyordunuz? Abi, Hakan Altun gelmiyor mu? Ya. Yalan söylediniz falan. Akıllı olun. Kendinize gelin. Tokat manyağı yaparım sizi falan. Böyle şeyler evet. Geldi. Arkadaşlar Hakan Altun bizim canımız, kardeşimiz, sevgilimiz. Evet. Kıymetli kardeşimizin biliyorsunuz bir televizyon programı var. Arkadaşlar bilmedikleri için hocam seyrettiğin zaman toplamda 2 saat 45 dakika evet. Sürüyor. Kaydı 14 saat sürüyor. Evet. Yani akşamın 7'sinde başlıyorlar. Sabah 7 hatta 8.30-9'da bitiyor. Sizin katıldığınızda sen 9 saat şarkı söylemiştin. Biz 9 saat evet. Bizim çekim sürdü ama bölünüyor, durun diyorlar. Şurayı baştan alalım, şu anonsu bir daha alalım. Arada aralar veriliyor çünkü insanlar da sürekli çalanlar da efor gösterdikleri için mecburen ara vere ve çok yoğun bir tempoda çalışıyor çocuk. Tam bize de abi ya şöyle iki program arasında bir sakinlik zaman olduğu zaman hava da güzelleşiyor. Gelelim güzel bir program yapalım diyordu. Hakan'ıma nazar değdi hocam. Evet. Geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun diyelim. Şimdi işte bugün aldığımız habere göre de bir yaklaşık böyle bir 18-20 saat yoğun bakımda müşahede altında tuttular. Ondan sonra gayet şey bir şekilde çıkardılar. Normal, şimdi, odaya, normal aldılar. Odaya aldılar. Evet. Ama her ihtimale karşı hafta başına kadar hastanede müşahede altında tutuyorlar. Sevenlerine zaten de burada, evde de olsa evde olacaktı. Evde sokağa de olacak ama yasağı. Hastanede olması daha iyi. Daha çünkü iyi. Daha önce biliyorsun hastanede de bir operasyon evet. Geçirmişti Hakan. Evet. Yine aynı doktoru Ali Bey var onunla ilgilenen. Herkes yanında. Allah'tan ameliyatlık bir durum söz konusu değil. Eski evet. Yani ameliyatıyla ilgili olan bir şey evet. Değil. Bazen işte insan vücudu böyle çok yorulduğu zaman ne bileyim yani bir yerden bir sana uyarı geliyor hocam. Hmm. Yani diyor ki kendine dikkat et arkadaşım diyor. Sana da söylüyorum hocam yani şu beslenmeni dikkat et. Hakan genç yani bir de yaşlı bir insan. Tabii ki genç. Yani ama yine de genç bile olsa o tempo yorucu bir tempo. Hocam öyle bir tempoyu normal insanların kaldırabilmesi mümkün değil. Çünkü özellikle eğlence mekanlarında gece 12'de çıktığın zaman öyle değil mi sakal? Seni dinlemeye gelenlerin çok büyük bir çoğunluğu. Sakal kaç defa gitti abi? Devamlı ön masada. Bilir. Sakal alemci olduğu için. Yani bilir sakal yani. Böyle geliyorum abi falan hemen i̇şte sakalı abi. Böyle tabii. Şey gibi en ön masayı ayarlıyorlar. Bahşiş de vermeden kaçmış birkaç yani. Defa. Evet. Mekandan da şey geldi abi ön masayı ayarlıyoruz. En azından hani çocuklara bir şey bıraksın. Evet. Arka kapıdan uzuyormuş herhalde. Bana da şey dediler abi ön masada bir tane battaniye oturuyor dediler. Yok dedi o bizim arkadaşımız sakal dedi. Siz beraber mi gitmişsiniz abi? Yok sakal. Necati Barbuni ile gitmişler. Necati Barbuni ile beraber gitmişlerdi. Çünkü o canlı performanslar gece genelde 12'de başlıyor. Seni dinlemeye gelenlerin büyük bir çoğunluğu da Ankara Daş Armudu kıvamında olduğu için böyle müthiş bir falan bırakmıyorlar da. Öyle olunca 2-2.5 saat, 3 saat bazen 3.5 saat bak 4'te bitmiş. Performans sergilemek zorunda kalıyorsun. Yorucu. O şarkı bitiyor bu. Bazen adam aynı şarkıyı 7 kere istiyor. Ya adam söyledi bir kere diyor ki hiç söylemedin ki diyor. Bana bir kere denk gelmişti öyle Hakan'ın konserinde. Adam bağırıyor gelen olmadı hiç hala. Gelen olmadı. Lan Hakan da durdu dedi bismillah. Gelen olmadı. Evet Hakan da dedi ki böyle yaptı. Tamam kardeş de bismillah daha yeni geldim sahneye dedi ya. Müsaade et dedi onu da söyleyeceğim. Vallahi söyleyeceğim dedi. Falan. Öbür şarkıya geçti ortasında gelen olmadı. Ya söyleyeceğim Allah falan. Ya söyle kurtul. En sonunda söyledi kurtuldu tamam mı? Ondan sonra program arası bitti falan. İşte ikinci yarıya çıktı Hakan. İkinci yarıya çıkarken ona vıdı 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 söyleniyor falan filan. Adamla da böyle yakın düştük. Ne oldu dedim abi dedim. Ya bu Hakan Altun adam değildi ya. Gelen olmadığı söylemedi ya dedi.
Yanındaki karısı dedi Allah'tan. Ayol sen kafayı mı buldun? Adam söyledi ya dedi. Yapma ya. Çünkü öyle gelen kalabalık. Olmadı. Tabii sakın, öyle kalabalık. Telife girmezse bu programı gelen olmadığıyla bitirelim. Bitirelim abi ne olacak? Hakan kardeşimize buradan geçmiş bir şey daha. Geçmiş olsun kendisine. Sağlık diliyorum kendisine. Çok kıymetli bir sanatçımız çünkü. Hem de çok kıymetli bir insan. Umut ediyoruz ki en kısa zamanda çıkacak. Tekrar sahalarda varlığını gösterecektir diyorum İnşallah hocam. İnşallah. Kendisine İnşallah. Burada olan burada kalır ailesi ekibi, olarak. Ekibi olarak. Aydın'ı saymayalım abi. Aydın'ı saymıyoruz. Aydın çünkü şu anda üvey evlat durumunda ve zannediyorum bir çıkış kağıdı hazırlanıyor Aydın'ın. Ben bu saçmalığı mesela Sakal'dan beklerim. Yapabilir çünkü agresif kendisi böyle çılgın şeyler agresif yapabilir. Agresif yatırımcı. Evet agresif yatırımcı. Çılgın şeyler yapabilir yani. He. Mesela bu az evvel bu geçtiğimiz günlerde bütün sermayesini, birikimini bir motora yatırmasından belli bir çılgın evet. yapabilir. Ama Aydın gibi bir adamın arabayı satacak kadar gözünün dönmesi, kendini kaybetmesini ben anlaşılır, kabul edemiyorum. Şu anda içim bir tuhaf yani. Şu anda program bitse de gidip dövsem diye kendimizi... Hemen programı bitirelim. Aydın'ı aşağıda tokatlayalım hocam. He? Dur abi daha bitmedi. Kaç dakika oldu oğlum? Var daha zamanı. 48. Daha 48 abi. Aydın'ın tokatlanma görüntülerini de araya ekleyelim. Olmaz mı? Yok niye tokatlayacağım? Sadece bir iki soru soracağım. Beklentisi nedir hayatta? Mesela ben Aydın olayım bana sor. Emeklilik planı da tokatta yapıyor bu arada. Tamam. Mesela sen Aydın'sın abi. Evet. Sen, ben duyum almışım. Aydın arabayı satıyor musun? Hayırdır kardeşim? Yok abi kim söyledi? Ya ne bileyim kripto paraya arabayı yatıracakmışsın gibi. Öyle bir şey var abi öyle bir düşünce var Nasıl ya. Nasıl bir beklentim var kardeşim arabayı satacak kadar? Ya şimdi Can Hoca araba kapının önünde duruyor. Durduğu yerde masraf. Evet. Senede iki defa bunun vergisi var. Kaskosu var. Benzini var. Benzini var. Daha bakımı bir, var. Daha iyi bir yatırım olduğunu mu düşünüyorsun? Evet abi şimdi orada ölü olarak 400 bin liralık araba 4 tekerin üstünde duracağına yok kış lastiği yok yaz lastiği. Babam da Tokat'tan ikide bir arabayı getir götür diyor. Bıktım ben de abi. Ben satayım 400 Peki bin nasıl güveniyorsun abi? Dolar al, euro al. Abi, bu kripto abi. Paraya nasıl güveniyorsun kardeşim? Abi bizim bir tane hemşeri var. 280 bin lira koydu ona. Bir hafta sonra 900 bin lira oldu parası. Gösterdi bana yeminle. Tamam ben ikna oldum şu anda. İşte, ben sana Aydın oldum şimdi bir anda. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz evet. şimdi gidelim aşağıya. Evet. Soralım. Sadece rakamlarda bir iki oynama olur. Böyle aşağı söyleyecek. Yukarı böyle olur. Böyle söyleyecektir %100. Peki Aydın'ın da tokatlandığını kabul edelim. Ben tokatı yemişim dertli dertli duruyorum. Aydın hayrolsun. Aydın ne oldu ya senin araba? Araba yetti abi. Nasıl ya? Dur abi başım ağrıyor. Söylemiyorum. Ne oldu ya? Kripto parayı yatırmıştın. Abi bir arkadaşın dalgasına geldi. Beni de yedi ya. Çok mu zararın? Sorma abi. Onun da 250 bin lirası gitti ya. Sen 100 bin lira var mı? 400 gitti. Ne? Valla. Cem abiye söyle. Yükü hafifletmek için. Cem abiye söyle. Ben de diyeceğim gibi 100 bin lira falan mı? Yani bu kadar üzüldüğüne göre. 400 çokmuş. 400 var ya Aydın'ın böyle omuzlarını böyle bak omuzlarını var ya. Yani şu seviyeye indir bel hizasına. Bence 400'e Aydın buralara gelmez. Kendini bir vurur. İki gün haber alamayız. Kendini vurur. Tabii bir iki gün haber alamayız. Sonra duyarız ki Tokat'a gitmiş bir müddet dinlenmek için. Tokat'ta da kimseye kırgın değilim. Tabii ya. Diyorsun Allah. Abi öyle bir çılgınlık yapmasın sakal bak. Ne diyeyim hocam adam? Abi bu sakal onun abisi değil babası değil. Akşam eyvallah deyip gidiyorlar. Bir dostu olarak uyarması lazım. Çünkü... Uyarması mı? Bana bile dedi. Motor alma gel o parayı. Gördün mü? Tamahkarlık bu işte bak. Bak Aydın'ı birisi kucağa almış. Projenin içine dahil etmiş. O bunu da koparmaya çalışıyor. Gel boş ver motoru diyor. Dediğimiz sisteme dönüyor işte. Kendisi koparıldığı için... Kendi parasını kurtarabilmek için sakalı koparacaklar. Evet. Sakal da gidecek, dömi sakala söyleyecek. Söyleyecek. Dömi sakal da bana gelecek. Zafer abi böyle bir yatırım varmış falan diye. Çünkü bu... Ya, nasıl bir çemberin içindeyiz lan? Abi bu. Ben bak bu tezgahı anladım. Kerizini bul gel. Bunda de. Yani senden sonra yolunacak olan birini ikna et ki kendini garanti yap. Bence var ya ben mesela coin çıkarsam bu alt coinler falan Can var coin. Ya. Yok keriz coin çıkarım. Direkt yani hiç yekten niyetimi ortaya koyarım. Yani hiç kafada soru işareti var. Keriz coin. Alıyorsan al, almıyorsan alma. Alırsan da zaten ismi keriz coin. Yani almasaydın. O da rağbet görür biliyor musun? Evet. Lan adam delikanlı lan baştan. Vay adam abi. Öyle bir şey olsa adam ismini keriz koyar. Keriz koyar mı ya?
Öyle diyor ki herkes yatırım yapmasın. Tanıdık bildik gelsin ya diyor. Ya abi dediğim ya bu iş hakikaten gülünecek bir şey değil ama insan dayanamıyor ya. Ya arkadaş hakikaten bir durun ya. Bir durun. Tabii. Bir bekleyin ne oluyor ne bitiyor. İşte hemen. Ya hemen abi yeni bir şey. Yeni ya biz, abi bizim memlekette böyle tamam yeni bir şeye böyle heyecan var anladık da. Para nereden geliyor hakikaten ya? Hani biz yani bir yandan da hani bir yandan kötü durumdaydık, iyi değildik falan yani. Evet. Çalışmıyor iş yerleri, şu bu. Hala bu böyle işlere parayı yatıracak kadar milletin kenarda parası mı varmış? Demek ki varmış. Demek ki varmış. Abi 2 milyar dolar ne demek ya? Abi 400 bin, bak 400 bin, para tabii yani. 400 bin kişi 2 milyar dolarlık bir fon oluşturabildiklerine göre bir, değil mi? Bir potansiyel evet, oluşturabildiğine evet. göre demek ki varmış. Allah Allah. Tabii. Çok ilginç bir şey. Ve hakikaten yani bilinmez bir şeye yatırıyorsun abi ya. İşte bir çipe bağlı. Evet adam aldı gitti yani. Dedi ki dükkan tadilat nedeniyle kapalıdır. Ama bugün bir şey açıklama yapmış galiba. Ben geliyorum kardeşim. Yok öyle bir şey falan. Abi gelsin ama de. O darbeyi yedikten sonra yani o şeye geçtikten sonra bir ne denir? Güven zedelenmesi olduktan sonra sen gelip tekrar dükkanın başına otursan da o iş olmaz. Boş iş falan. Zamanında Banker Castelli dönemi de vardı biliyorsun. Evet. Yani onu bizim kuşak bilir mesela. Evet. Türkiye'nin ilk şeydi galiba Banker özel bankeriydi değil mi? Banker Castelli itiraf etmişti. Evet. Cevher Özden'di galiba. Cevher Özden evet abi. Castel köyü de doğduğu için galiba ismi Castelli. O kadarını bilmiyorum. Türkiye'de ilk defa forma sponsorumuzdu bizim. Hmm. Banker Castelli. Banker Castelli reklamlarında Cüneyt Arkın oynuyordu, Fikret Arkın oynuyordu. Ekrem Boralar oynuyordu tabii. Evet. Tabii. Böyle çok ünlüler oynuyordu. Banker Castelli bizden sonra kime şey verdi biliyor musun reklam? Kime? Fenerbahçe'ye. Öyle mi? Biz Pasaj takımı olarak Banker Castelli'den reklam almıştık. Pasaj takımı ne demek ya? Bursa'da Kurtul Çarşısı vardı. Bunu sen anlatmıştın galiba. Kurtul Çarşısı'nın esnafları da futbol oynamayı çok seven adamlardı. Biz de sevdikleri için başta kuaför Ziya vardı mesela. Ziya abi kaptanımızdı. Sabah böyle evden alır oraya buraya formalar, tozluklar oğlum sanki şampiyonlar gibi. Çok seviyor. Deli gibi bizi de alıp götürürdü. O zaman işte Banker Castelli de Bursa şubesini bizim Pasaj'ın bir üstüne açmıştı. Ya dedi bir gün şu Banker Castelli'yi bulalım dedi. Ondan dedi bize forma, tozluk, ayakkabı falan yardım isteyelim. Bir gün abi hakikaten adam ofise girerken yakaladık Bursa'da. Derdimizi bir anlattık hemen yanındakine dedi ki çocukların dedi ne gerekiyorsa yapın dedi. Bize iki takım forma, ayakkabılar, toplar bilmem neler falan. Biz de onun bize yaptığı kıyağa istinaden şuraya Banker Castelli diye Bursa hakimiyetle böyle çıks 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 fotoğrafımız vardı. Banker Castelli'ne şöyle bir şey söylenir yani o gerçek midir değil midir bilmiyorum ama Banker Castelli batıyor diye bir haber çıkartmıştı. Evet. Sonra millet koşa koşa Banker Castelli'nin şubelerine koştuğunda ne batması kardeşim ne kadar senin alacağın buyur kardeşim buyur buyur. Evet. Deyince vay be adama bak batmıyormuş. Batmadığı gibi bir de bize fazladan faiziyle de paramızı verdi. Ne batması ya? Nereden çıkıyor bu dedikodular deyip normalde topladığının 10 katı para toplamıştı sonra. İşte ana parayı kurtarayım da lanet olsun birikimi diyerek herkes can simidine atlar sonra, gibi o sonra ona atlamıştı. Ama orada da bence de Banker Castelli'nin haklı olduğu taraf vardı. Çünkü Banker Castelli şahıslardan alacaklıydı. Devlete ve kamu kurumlarına borçluydu. Hmm. Şimdi sana geliyor Can Hoca. 150 bin mark ne oldu bizim? Abi. Canımı alacaklar abi. Para yok abi. Eve gidiyorsun. Hacize bir tek bu var. Şimdi adam ne yapsın? Ama devlete borçluysan. Şey de öyle değil mi Jet Fadıl? Abi Jet Fadıl'a girmeyelim. Bak o konudan çıkamayız. O oralara girecek baba. Jet Fadıl bir değil, iki değil, üç değil. Geçen Tanju vardı ya Tanju futbolcu. O bile evet. Mesela şu Bayrampaşa'daki şeyden Kapris Gold bilmem ne diye bir şey vardı. Hani evet. Otelden oda satın alıyorsun. Odayı senin adına işletiyorlar. Tanju bile 10 oda almış. Devre mülk gibi. Sana da oradan orası kar. İşletilecek. Senin ha. Odan tutulduğu zaman sana da para verecekler. Nasrettin Hoca'nın koyun şey yapması gibi. Ya o araba yapıyordu falan. Abi ya bıraksın. Ya o da. Hakikaten onunki yani şu anda gelse gene yapabilir mi? Aslında şu anda ne yapıyor acaba o? Belki uçan araba yapacağım diye. Yeni şu anda var ya ah diyordur ya. Şu anda ben olmam. Sağa da ben olmam lazım. Evet ya. Tam şu anda. Ya şu anda tam böyle güzel zamanı yani. Tam güzel zamanı vallahi billahi ya. Evet Sakal. Buyur hocam. Ne o şey mi? Proton'du arabanın. Ha o yok Proton diye bir araba vardı ama. Ya onu getirip satın. Malezya'dan getirdim. Kalem arabanın adı kalemdi.
İmzaydı, imza. İmzaydı. Fatih Altaylı'nın programında böyle peçeteye çizmişti. Doğru. Hatta Fatih Altaylı. Bitti mi sakal? Kaş göz ettiğine göre. Evet. Yani yavaştan. Yavaştan ne oğlum? Bitti mi? İftar vakti yaklaşıyor ya ondan hocam. Sakalın da şekeri düştü. Böyle ağzını şam tatlı yemiş gibi şapı çupu yemiyor. Tabii. Hanımefendiler, beyefendiler. Evet, saygıdeğer konuklar. Bir Burada Olan Burada Kalır programının daha sonuna geldik. Programımızı her zaman olduğu gibi sevgili ortağım Cem Yılmaz kapatacak. Kapatmadan önce tekrar söyleyeyim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sadece çocuklarımıza değil, kendini çocuk hisseden herkese kutlu olsun. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Paşa'ya da selam olsun. Sevgili dostlar, bugünlük de bu kadar. Benim bir önerim olmayacak. Yani diyecektim ki aslında planım şuydu. Sonunda arkadaşlar cebinize dikkat edin diyecektim ama artık ben bu cebimize dikkat edin desem ne fayda. Gördüğünüz gibi. Yanındaki adamları. Kıçımızın dibindeki herif arabayı satmaya yelteniyormuş. Sahibinden koma arabayı koymuş. Ben bu saatten sonra ne desem boş. Onun için siz yine de ama paranıza mukayyet olun. Bilmediğiniz işlere girmeyin arkadaşlar. Yani bir arkadaşın tanıdığı varmış falan filan diye işlere girmeseniz iyi olur. Kendinize iyi bakın. Ben de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Nice senelere inşallah Cumhuriyetimiz çok uzun seneler yaşasın. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına da minnettarız. Onu unutmayalım. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Hoca, bak hemen Aydın'a vekalet falan verdiysen. Ciddi misin oğlum sen? Evet. Yeni bir şey mi bu? Yaklaşık bir 10 yıldır dönem. Şunu bir tak da kendine gel. Ya döveceğim şimdi inip ya. Ya sen araba satılır mı abi? Senin bütün sermayen araba ya. Bak benim söylediğim aynısını söyleyecek sana. Abi 400 bin liralık mal orada yatıyor. Senede iki defa vergi veriyor. Soralım. Gel soralım. Hocam bir dakika, bir dakika. Ne oldu abi? Az kalsın unutuyorduk genç adam. Bugün önemli bir komedyenin de doğum günü biliyorsun. Ha evet doğru. Ya. Ya. Evet sevgili izleyicilerimiz, kıymetli komedyenimiz sevgili Cem Yılmaz'ın da bugün doğum günü. Kendisi evet. 23 Nisan doğumlu. 1973 23 Nisan doğum günü. Evet Cem Yılmaz'a da buradan sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz efendim. Uzun ömürler dileriz kendisine. İnşallah nice nice seneler bizleri güldürür. Bizler de onunla gurur duyarız diyeceksin hocam. İnşallah. Hoşça kalın. Hoşça kalın.